Manşete hoş geldiniz. Yeni hafta başlarken değişti mi her şey diye soruyoruz. Evet birileri için değişmiş olabilir veya bir partide CHP'yi kastediyorum belli bir kat için belli bir daire için veya belli bir oda için veya belli bir CHP içindeki kulüp için bir şeyler değişmiş olabilir ama genelde pek bir şey değişmedi ve Önümüze bakacağız. CHP kurultayının hemen ardından çektiğim flash yayında zaten diyeceğimi demiştim. Bazıları Bazı konuları tekrar edebilirim ama orada etraflıca var. E, CHP'de bir değişim kurultayı yapıldı. Esasen değişen hiçbir şey yok. Yani bildiğimiz 5 e, dönemdir milletvekilliği, 8 senedir de 2015'ten bu tarafa parti yöneticiliği yapan isim, görüşleri ortada bilinen bir isim, genel başkan oldu Özgür Özel. Esasen lider profili ya da bir karizma ya da ne bileyim toparlayıcılık ya da işte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra ne bileyim çıtayı birkaç adım daha öteye götürecek bir potansiyel var mı? Hayır yok ee, ve bekleyip göreceğiz. 13 yıllık Kılıçdaroğlu dönemi kapandı yeni genel başkan Özgür Özel. Evet doğru keşke Kılıçdaroğlu dönemi daha önce seçim yenilgilerinin ardından kapansa ve belki değişim için kapı aralansaydı. E, ...seçim yenilgisi maalesef koltuk değiştirmeye gerekçe değil. Sebep e, Yani esasen öyle olması gerekir. E, batıda, e, gelişmiş demokrasilerde, o hep örnek verilen demokrasilerde seçimi kaybeden e, o koltuğu koruyamıyor. E, ve e, gidiyor. Ne olursa olsun, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, ne kadar doğru bir kampanya yapmış olursa olsun tabelada kaybettiği zaman gidiyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu bunu hiç yapmadı ve son seçimde de kaybettiği halde yapmadı. Aslında yapması gerekiyordu. Yani bırakması gerekiyordu. Ne olduysa oldu, yapmadı. Hatta kurultayda birazdan bakacağız. İlk turda fark yediği halde çekilmedi. Yani o derece değişik bir model, <laughs> değişik bir model. Evet, maalesef. Özgür Özel'i kazandıran, Özgür Özel'e seçim kurultay kazandıran en önemli unsur elbette Ekrem İmamoğlu'ydu. Aramızdaki kardeş aramızda kardeşlik hukuku, hukuku ilişkisi var diyor. Fakat kardeşlik hukuku ve ilişkisi her zaman e, kurultay kazanmaya yetse de seçim kazanmaya yetmiyor. Bekleyip göreceğiz. Umarım bu ilişki CHP'yi iktidara Türkiye'yi güzel günlere taşıyacak. Umalım mı? Bekleyip göreceğiz. Suat Kınıklıoğlu paylaşmış, sözcünün eski manşetini Kılıçdaroğlu seçildiğinde... ...Recep Bey'e artık rahat uyku yok diye manşet atmış sözcü. Kınıklıoğlu diyor ki, Türkiye siyasetinin bütün hastalıkları CHP'nin kurultay sürecinde tekrar görünür oldu. Bu gazeteyi iyi tanıyın demiş, düzenin organik parçaları. Esasen öyle, ee, Recep Bey'e artık rahat uyku yok, evet 13 sene geçti... Recep Bey bazı geceler uykusuz kalmış olabilir ama girdiği her seçimi kazandı ve 13 sene sonra şimdi benzer başlıklar Özgür Özel için atılıyor. Değişen bir şey var mı? Yani kaybedilen zaman 13 yıl esasen bir yönüyle. Ergun Baba'nın paylaşmış Özgür Özel dahil CHP kadrosu devletin 7 Haziran sonrası tüm politikalarını Kürtleri cemaati silmek adına sorgusuz sualsiz destekledi. Bugün ortaya kendi yarattıkları bir canavar çıktı. Tam çökmeden düzelmez. Kılıçdaroğlu çekilecek miydi, çekilmeyecek miydi? E, Altan Sancar esasen ikinci tur oylamaya başlamadan çekilmeye... ...hatta salona gelerek Özgür Özel'le birlikte sahneye çıkarak elini kaldırmaya karar vermişti. Ancak e, bu süreçte diyor iki kere karar değiştiriyor ve... E, Salonu terk ediyor. Yani hikayeyi anlatmış. Ve en önemli karar değişikliğindeki en önemli figürlerden biri olarak da İmam Bakır. Ben de adını ilk defa duyuyorum. Yani enteresan İmam Bakır Üküş mü? Evet böyle bir çıkıyor. İmam Bakır Üküş. Partide herhangi bir görevi yok. Herhangi bir pozisyonu yok. Bir internet sitesi olduğundan falan bahsediliyor. Ve o ikna etmiş Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Gitme kal devam et çekilemezsin. Şimdi o videoyu izleyelim. Şaban Sevinç paylaşmış bu videoyu. Üzerine konuşacağız. Gerçekten İmam Bakır yüzünden mi kaldı Kemal Kılıçdaroğlu? Tamam, Hem şey devam de, Söyle de. ya, da, da. da. onu İzin vermiyoruz ya. Böyle izin vermiyoruz gidemezsin diyor İmam Bakır Öküş. Partide herhangi bir pozisyonu yokmuş e, ve bir internet sitesi e, yönetiyormuş, çekip çeviriyormuş. Hatta daha ileri giderek e, onun hakkında e, farklı iddiaları e, dile getirenler de var. Mesela Zafer Partisi ile yapılan gizli protokolü bütün yani CHP üst yönetimi ve partililer bilmezken bilen ve e, bunu sızdıran İstanbul Gerçeği adlı sitenin de sahibiymiş. İnternet sitenin de sahibiymiş İmam Bakır Üküş her neyse. Fakat şu var İhsan daha paylaşmış. Bu sonuçtan sonra hala çekilmedi diyor. İlk turda geriye düşünce ilk turda sal e, salt çoğunluk gerekiyordu ve ilk turda... E, Kemal Kılıçdaroğlu ...664 oyda kaldı... ...Özgür Özel 682... ...oya kadar çıktı... ...iki oy daha alsaydı... 2 delegeyi daha ikna edebilmiş olsaydı... ...684 ile birinci turda işi bitiriyordu... ...Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar geriye düşmesine rağmen... ...ikinci tura girdiğinde ikinci turda kaybedeceği... ...artık %99.9... ...belli olduğu halde... ...neden çekilmedi... ...İmam Bakır üküş yüzünden mi çekildi şey. zannetmiyorum... ...Kurultay'da ikinci tur oylamaya... ...geçildi... ...bu adamı hiç tanımamışız diyor İhsan Dağ. ...bence öyle... Yani e, bu Kılıçdaroğlu ile ilgili bir şey. Bir insan çekilecekse çekilir, çekilmeyecekse çekilmez. İmam Bakır öyle dedi diye, öbürü beriki böyle dedi diye, birileri işte eteğinden tutup aşağı çekip ya hayır gidemezsin, bizi bırakamazsın falan dedi diye kalınmaz. Gideceksen gidersin. Yani e, Kılıçdaroğlu kararları kendi alan uygulayan bir insan. Hele özellikle son 1-2 senede bunu gördük. Özellikle altılı masa, öncesi sonrası aday olma süreci, Meral Akşener krizi, öteki beriki. Yani biri dedi diye veya işte efendim böyle sesler yükseldi diye kalmasına gerekçe öğretiyorlar. Ya da işte efendim çekilmemesine gerekçe öğretiyorlar. Başka hiçbir şey değil. Bunu da kim üretiyor bilmiyorum. Ama mesele o bu değildir. Kim ne derse desin çekilecekse çekilir. Yani Kılıçdaroğlu bu konularda bildiğini okuyan bir isimdir. Kılıçdaroğlu'ndan sonra benzer bir fatura Meral Akşener'e de kesilsin diyor. Hayır. Yani e, Meral Akşener çekilirse ne olacak? İyi Parti diye bir parti kalmaz ki. İyi Parti eşittir Meral Akşener, Meral Akşener eşittir İyi Parti. İyi Parti bir şahıs partisi. Meral Akşener'den sonra kimin ismini hatırlıyorsunuz İyi Parti'de? Yani İyi Parti kurumsallaşmış, e, bir tüzel kişiliği olan ve e, Meral Akşener gittiğinde de devam edecek bir parti değil ki. Bir MHP değil. MHP devam eder Devlet Bahçeli gittiğinde. CHP devam eder. Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel'le. Özgür Özel gittiğinde gene devam eder. İyi Parti böyle bir parti olmadı. İyi Parti bir Meral Akşener partisi. Meral Akşener varsa var yoksa yok. Tıpkı Ali Babacan varsa Deva Partisi var. Ali Babacan yoksa Deva Partisi yok. Bunun gibi bir şahıs partisi. Yani onun için e, bu faturayı Meral Akşener ödediğinde İyi Parti ile beraber öder, ödeyecektir. Evet diyeceğimiz o. Erdoğan'ın sağlığı hafta sonu çok mevzu oldu. Biz de burada dile getirdik. Başka yayınlarda da dile getirildi. İki farklı görüş öne çıktı. Bir o kaybolduğu 10 günlük süreçte 13-23 Ekim arasında e, Nuray Babacan e, prostat operasyonu geçirdi dedi. Said Sefa'da hayır bir operasyon geçirmedi. E, şeyler var. Tetkikler devam ediyor. Ve işte kanseri metastas yaptı. O, onu şu anda uzmanlar belirlemeye çalışıyorlar. Ne yapacaklar? Ne olacaksa olacak gene bilmeyeceğiz. Kapalı kapılar ardında olacak. Erdoğan'ın son 10 senedir bir hastaneye gittiğini falan gördünüz mü? Görmediniz göremezsiniz. Çünkü saraya külliyeye neyse tam teşekkülü bir hastane kurdu. Her şey orada yapılıyor her şey orada bakılıyor. Dolayısıyla 70 yaşına gelmiş sağlık sorunları olan belli bir insan hiç hastaneye gitmemesi bile insanların kafasında bir soru işareti uyandırmalı. Demek ki içeride bir tam teşekküllü hastane var. Bir merkez var yani uzmanlar var doktorlar var profesörler var yurt içinden yurt dışından uzmanlar var falan. Ee, Erdoğan iyi görünmüyor yani son aylarda çok net görülüyor düşüş çok kilo kaybetti hareketlerine de bu yansıyor konuşmalarına da yansıyor ve programlarına da yansıyor yani İsrail-Gazze savaşı orada dururken 10 gün boyunca ortadan kaybolan bir Türkiye liderinden bahsediyoruz. Dolayısıyla şöyle diyeyim önümüzdeki aylarda sıklıkla Erdoğan'ın sağlığı gündeme gelecek. Hal ve hareketleri takip edilecek. Ne bileyim e görüntüsü takip edilecek ve Ecevit'in tıpkı 2001 yılındaki pozisyonu gibi bir pozisyon söz konusu olacak. Nasıl ki 2001 yılında Türkiye'nin en çok tartıştığı mesele Ecevit ve Ecevit'in sağlığı idi ise Başkent Üniversitesi Hastanesi orandaki evine gitti gitmedi yok yatıyordu yatmıyordu ülkeyi yönetebilir yönetemez ehildir değildir. Tıpkı onun gibi böyle bir sürece doğru gidiyoruz. Yani Ecevit o zaman çok tahkir etmişlerdi, çekil demişlerdi, bırak demişlerdi, devam etme demişlerdi ki haklılardı. O pozisyonda ülke yönetilemezdi. Aynı durum şu anda yavaş yavaş kendileri için de mukadder oluyor. Böyle pozlar verilse bile bu poz zannediyorum dün Rize'de verildi. Bu da Kazakistan gezisinden. Fakat burada dikkat çeken bir şey var. Erdoğan işte ıı, tasfiye etti, ayıkladı, gönderdi. işte yeni ekiple devam ediyor falan dedikleri. Binali Yıldırım'ın hiçbir pozisyonu olmadığı halde Erdoğan'ın burada yanında duruyor. Daha önce AKP'de genel başkan vekiliydi. Şimdi Erdoğan... Iı, yer değiştiriyor insanlara. Yani daha sonra bir süre bekletiyor, ne bileyim bir avantaj sağlıyor ona veya başka bir koltuk veriyor filan falan. Yani sırdaşlarını veya belli açılardan geriye doğru mühim kritik süreçlerde mühim bilgilere sahip olanları ki bin yıldırım böyledir, özellikle 15 Temmuz 2016 ve sonrasında başbakandır zaten bildikleri ve yapabilecekleri e, ...konusunda e, dikkatli davranması gereken isimlerden biri Erdoğan, Binali Yıldırım'a. Dolayısıyla hiçbir zaman kimse AKP'de öyle çöpe atılmaz. Belli bir süre e, Nadas'a bırakılır, belli, belli pasif koltuklara kaydırılır, sonra tekrar döner. Efkan Ala örneğinde olduğu gibi, Mehmet Şimşek örneğinde olduğu gibi... ...daha doğru, daha geriye doğru pek çok örnekte olduğu gibi... Dönelim yurda. Yurtta en çok gündemdeki konulardan biri peş peşe asansör kazalarıydı. Kredi Yurtlar Kurumu'nda ölen oldu, yaralananlar oldu ve en son bir üniversite öğrencisi içinden çıktı asansör gürültüyle yere çakılınca fenalık geçirmiş. Eylemler yapılıyor böyle bir şey olabilir mi? Defalarca söyledim bir kere daha söyleyeyim. Bir ülkede denge denetim ortadan kalkmışsa kazalar olur insanlar ölür. Ve bu ve buna benzer hadiseleri yaşamaya başlarız. Aklınıza bu gelsin aklınıza bu gelsin. Ekonomik kriz varsa, denge, denetim ortadan kalkmışsa. Vatandaş ekonomi gelecek yıl daha da kötü olacak demiş Saros araştırmaya göre. Halkın %57'si daha kötü olur, %11'i ise durumlarda değişiklik olmaz diyor. Yani topladığınızda %67, %68, %70'e yakın bir grup ya böyle yani daha kötü olur diyor esasen. Bu batıda yapılan anketlerde de böyle. İngiltere'de yapılan anketlerde de böyle. Her yerde böyle. Hiç kimse 2024'ün daha iyi olacağını, daha iyi geçeceğini, daha öngörülebilir olduğunu düşünmüyor 2023'e göre, 2022'ye göre. Maalesef durum bu ve e, özellikle seçime kadar belki belli konular pauslanabilir, bekletilebilir, durdurulabilir. E, fakat sonrasında tufan öyle görülüyor. Nasıl olsun ki Hüdakaya tutuklandığı birkaç gün önce ve unutuldu. Tutuklanır tutuklanmaz unutuldu. O gün birkaç tweet atıldı ardından unutuldu. Sevgili kardeşlerim tek kişilik bir odada tutuluyorum ama yalnız olmadığımı biliyorum. Henüz yazma çizme imkanlarına sahip değilim. Selamını, sevgisini, doğasını ileten, dayanışma gösteren tüm özgür insanlara, dostlarıma, kardeşlerime selam etmek istedim. Kobani davasından dolayı tutuklandı ve ne kadar kalacak ve bunun bedeli ona nasıl ödetilecek? Bunu bekleyip göreceğiz ama maalesef içerideki HDP'li veya HDP'li Kürt siyasal hareketine mensup insanlar neyse tutuklulara biri daha eklendi. Selahattin Demirtaş, Fiden, Figen Yüksekdağ ve arkadaşlarına bir isim daha eklendi. O arada Antony Blinken, Amerika Dışişleri Bakanı, Amerika'nın bir numaralı diplomatı Türkiye'ye geldi. Geç geldi. 7 Ekim'den hemen sonra Orta Doğu kapsamında, Orta Doğu turu kapsamında gelmeliydi. Ama gelmedi. Türkiye'yi pas geçti. Arada ne olduysa geldi fakat sadece işte görüntü paylaşıldı. O arada da bir sürü fotoğraflar ve görüntüler üzerinden mesajlar falan filan atılan işte sosyal ağlarda işte şeyler var gönderiler var. Bunların hiçbirisine takılmayın. Amerika ile Türkiye arasında bir anlaşma olmadığı ve bir anlaşmazlık olduğu ortada. Çünkü iki buçuk saatlik görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenmedi. Anthony Blinken gittiği her yerde bunu yapıyor. Ortak bir basın açıklaması yapılıyor. Bir açıklama da yapılmadı. Yapılsa da zaten bir şey yazmaz orada. Yani diplomatik laflarla geçiştirilir. Anthony Blinken'ın 5 Kasım'daki işte 6 Kasım'da işte Türkiye Hakan Fidan'la görüşmüş. Pazar akşamı Türkiye'ye gelmiş falan bir şeye yaramadı. Hümeyra Pamuk Reuters'tan Orta Doğu turu kapsamında Ankara'ya uğradı diyor. Ankara'ya ulaştı diyor. Evet Türkiye bir Orta Doğu'dur. Bu konuda da Mavra döndü şeyde e, sosyal ağlarda Türkiye bir Orta Doğu ülkesidir yani maalesef yani Avrupa trenine binmeyi daha doğrusu Avrupa trenini kaçırdı ve bir daha da o trenin istasyona yanaşacağı yok Gazze ile devam edelim bir gecede 200 ölüm Gazze Sağlık Bakanlığı açıklamış sadece dün geceki bombardımanda ve öldürülen Filistinli sayısı 7 Ekim'den bu tarafa 10 bine yaklaşmış ateşkes çağrıları devam ediyor en son Papa Pazar konuşmasında lütfen durun Tanrı adına ateşkesi kesin demiş. Esasen hani bunun bizim literatürdeki karşılığı Allah rızası için ateşi kesin e, diye çevrilebilir. Çok ciddi bütün dünya önünde, bütün dünyanın gözü önünde bir e, insanlık dramı yaşanıyor. Ve bu insanlık dramı e, başkentler bu insanlık dramına karşı kör, sağır, dilsiz, ama dünya yani dü, dünya kamuoyunda, dünya medyasında yükselen sesler, çığlıklar, yapılan eylemler, atılan mesajlar e, başkentleri kaygılandırıyor. Batıya inanç çok büyük ölçüde e, hasar aldı ve azaldı. Özellikle Amerika ve Amerika'nın müttefikleri. İsrail bir nefret objesi olmaya doğru gidiyor. Yani antisemitizm maalesef artarak devam edecek ve bu bütün dünyada etkileri olacak bir süreç. Bundan sonra hiçbir şey... Eskisi gibi olmayacak maalesef. Yani bakar mısınız? Ümit Kıvanç paylaşmış. İsrail balıkçı teknelerini yakıyor. Yani zaten Gazze bir hani şey gibi, toplama kampı gibi. Denizde de yani birkaç yüz metre ötesine ancak balık tutmak için çıkabiliyorsunuz. Denizde de denizden de bir kuşatma var. Bunlar bunların diyor İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi yok. Balıkçı teknelerini yakmış İsrail. İnsanları aç susuz bırakıp balıkçı teknelerini yakmak insanlık suçu değilse nedir insanlık suçu? Koruyan, kollayan, ses çıkarmayan da suça ortaktır. Bunlar cezasız kalacaksa insan hayatı savaştan ibaret kalır demiş Ümit Kıvanç. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı? Çokça sorulan soru bu bilmiyorum. Fakat hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 7 Ekim sürecinden sonra hiçbir şey özellikle Orta Doğu'da ve Dünya'da eskisi gibi olmayacak. Bu net. Ukrayna'dan çok haber gelmiyor. Gelen haberlerde Ukrayna'nın gerilediği veya savaşın bir sonuç vermediği biçiminde ve hatta Ukrayna'nın e, kaybetmeye doğru sürecin kaybetme Ukrayna'nın kaybetmesine doğru evrildiği yönünde bilmiyoruz. E, bunu zamanla göreceğiz ama orada da savaş Şubat ayında 2 yıl dolduracak. Bu kadar uzun bir savaş ve Ukrayna, Ukrayna diye bir devlet... Orada da öyle bir devlet kalmadı, eskisi gibi değil. Belki ileride bir ateşkes müzakeresi veya bir barış müzakeresi yapılacaksa muhtemelen Batı Ukrayna ya da Ukrayna'nın şimdiki Batı bölümü ayrılacak. Ya ayrı bir devlet olarak devam edecek ya da Polonya'ya bağlanacak. Doğu ise Kırım, Donbas yukarıya doğru Ruslara kaybedilmiş durumda. Bu durumun çok değişeceği yok. Ee, bakalım iş nereye gidecek? Orta Doğu'daki hal ortada. Dünyaca ünlü Lübnanlı yazar Amin Maluf gelmekte olan felaketleri durduracak dünyada hiçbir bilgelik sesi, hiçbir ahlak otoritesi, hiç kimse yok. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkmasından korkuyorum demiş. Evet. Herkes herkese soruyor. Gerçekten böyle bir şey, bir Dünya Savaşı'na süreç evrilir mi? Ve şair gibi. Batı bunun farkında olduğu için buna son derece temkinli yaklaşıyor. Batı başkentleri medyada son derece temkinli yaklaşıyor ama düşünürler süreci önünü arkasını okuyan insanlar bu riske dikkat çekiyor. Dolayısıyla bu insanlar böyle bir risk var diyorsa böyle bir riskten de endişe etmek icap eder diyor ve bir yayını daha noktalıyoruz. Bir sonraki manşette görüşmek umuduyla hoşçakalın.